Evet. Bitlenmeyen var mı acaba? Şimdi ben de onu soracağım. Şimdi bu bit meselesi kritik bir mesele. Çocuk bitleniyor, geliyor. Fakat rezil, aman rezil olmayalım diye mesela söylenmiyor. Biliyorsunuz. Ay, ne rezil ya. Hayır, öyle. Bitlenmeyen var mı Allah aşkına? Hele benim kafamda 10 kilo saç olduğu için çocukken daha da çoktu. Ben bitlenmiştim okulda vallahi, hatırlıyorum. Ben de. Bitlenmeyen yok ya, saç. Sinek ilacıyla annem kafama şey sıkmıştı. Sinek ilacı mı? Sinek ilacı tabii. Sinek ilacı mı? Ben de sıkmıştım. Bit ilacı vardı değil mi? Evet, öyle bir şey. Hayır, bit ilacı vardı ve ben sinek ilacı sıkmıştım. Şey, o saçı çoktu ya. Ben sinek ilacı sıkmıştım. İyi, mazot falan dökmemişler sana. Tabii canım. Bir de çıt çıt kırıyordu. Kimin fotoğrafı var? Tamam, yani biz de bitleniyoruz efendim. Böyle ekrandan gözüküyor. Şimdi Ali Sadi'nin saçını kesmişler tabii hemen. Onun Serkan'cığım. Çok da yakışıklı olmuş. Yani Mehmet Ali'nin Instagram sayfasına gidersen o fotoğrafı göreceksin. Çok onu da olmuş. Alalım. Bu arada o Ali Sadi'nin hareket çektiği görüntü var ya. Onun da var hamale. Onu yayınlarsanız o arada Instagram sayfasını da hareket ekrana taşırız. Bizim başımıza gaz yağı koyarlardı diyor. Eskiden ya. Gaz yağı. Ümmiye Hanım... Bu gerçek mi ya? Gerçek. Benzin dükkanlar var. Benzin var, mazot var. Biliyorsun abi, çocuğu yakarlar. Dur şimdi, adam alacak çocuğun kafasına benzin var. Bir yandan da sigara içerken düşünsene kafasına benzini. Yapıyorlar. Allah'ım, Adana merkez patlıyor. Herkese dönün mü senin sonra yani? Ay, ben bir kendimde Adana dayanıyorum. Ay, bak kaşınıyor. Valla nasıl kaşınıyor? Çok kaşınıyor. Omuzlarına kadar düşmüş bak. Omuzların da kaşınıyor. Peki annesi anlamamış mı ya onun? Ben de bitlenmiştim. Gerçekten mi? Herkes bitleniyor ya. Sen bitlenmeyen yok ya. Benim bonus kafayı bitlendim mi felaket. Sonra mı böyle oldun? Sonradan döküldü hepsi. Arada ne oldu senin saçlara? Bitlendiği için döktüm ben de saçlarımı. Komple fena. Reha Musar'dan sonra mı oldu yoksa? Reha abi, selam olsun. Kaç yaşındaydın o zamanlar? 20'li yaşlarımda var benim Instagram sayfamda fotoğraf. Reha Musar'ı her gün görüyorum ben. Görüyor sabah musun? Yürüyüşe gidiyorum. Spor yapıyor değil mi? Evet, her sabah çok koşuyor böyle. Çok sağlıklı bir hayat yaşıyor. Ondan sonra. Bu bit günümüzün her zaman var. Yani hiç ya, geçmeyecek ya. Bir şey bu. Güncel. Kendini güncel tutan bir durum bit. Bakın şimdi pire. Okullar da açıldı. Küçüğü neydi ya? Bitin küçüğü pire miydi? Biri bana bitli güçlü. Yok, sirkeler. Sirke. O olmuyor, yumurtalar falan. Kaşınmalar falan. Çok geçmiş olsun. Aynen, onun saçı kesilmiş işte. Bitlendikten sonra o fotoğrafı ekrana getirelim lütfen Serkan. Ve işte Ali Sadi'nin yeni hali. Tabii. Aa, daha güzel olmuş. Çok yakışıklı olmuşsun. Mehmet Ali'ye ne kadar benzemiş. Aynen. Değil mi? Hakikaten ağız yapısı aynı. Gençliğine çok 15 benzemiş. 15 sene önceki haline çok benzemiş. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, yalnız Mehmet Ali Erbil bu bitlenme açıklamasını öyle herkes kolay kolay yapamaz. Mehmet Ali Erbil bu açıklamayı bize yaptı. Özel haberci arkadaşlarımız bizden özel olarak kaynakla belirtip kullanabilirler. Evet. İşte Ali Sadi'nin son hali, bitlendiği için saçını kısaltmışlar. Yerim onu be. Dediğin gibi sirke mevzu var. Sirkeyle başlıyor. Yumurtası iyi, evet. Rezillik yani. Çok fena kötü kaşıntı. Bir durum. O saç diplerine baktığın zaman onları görmüyor. Biri zaman... diyor ki ben bitlenmişim, annem elma ilacı sürmüştü, hastanelik olmuş. Bak, hastanelik olmuş. Ya Allah aşkına, bilip bilmediğini çocukların kafasına mı bir şeyler sürmeyin. Sonra valla ben sinek ilacı sıkıyordum. Hayır arkadaşlar, bu işlerin artık bir dakika, yani, bir dakika tıp ilerledi, ilaçları var. Tıp ilerledi diyor. Bitlere karşı tıp ilerledi. Yani abuk subuk yöntemler. İsviçre'ye bilim adamları buldu. Koca karı yöntemlerini vermeyelim yani. Bit ilacı İnsanlar var. İnsanlar öyle veriyor ama onun içinde tarak var, incecik. Böyle tarıyorsun, hepsi patır patır dökülüyor. Daha ben de çektim o saçlarımı. Bakın buradan tekrar uyarıyoruz, öyle gaz yağ maz yağ falan çocuklarınızı kafasına sürmeyin. Evet Sayın Doğan, bu açıklamayı lütfen yapın yani. O yüzden saç için arkadaşlar, saç için Arap sabunu çok faydalı. Rahmetli Barış Manço da saçını Arap sabunuyla yıkardı 15-20 evet, günde bir. Ben de 15-20 günde bir yıkıyorum Arap sabunuyla. Bunu ben böyle söylediğimde yıkayıp keçe gibi çıkanlar var. Sonra akıllılar şey süreceksiniz. Krem süreceksiniz saçınıza. Ondan sonra neymiş efendim, dermatologlar beni onaylamıyormuş. Vallahi ben de, kaşıntı bastı beni, yeter. Ben de dermatologların bir sürü şeyini kapatın, ekran başı da şu an kaşınmaya başladı. Tamam. Evet abi, Mali'cim seni seviyoruz. Teşekkür ederim.